Mebin e iş tarihi ve uygulama esasları belli oldu. Mebin Belgenet Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne. E biz geçiş tarihi ve uygulama esasları belli oldu kaynak. Memurlar, Med Özel Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü valiliklere gönderdiği 28 Haziran 2024 tarih ve 105.177.720 sayılı yazısında, Bakanlığımız Merkez, Yurtdışı ve Taşra Teşkilatında Elektronik Belge Yönetim Sistemi olarak kullanılan döküman yönetim sisteminin (DSS) 4 Temmuz 2024 tarihinde evrak oluşturmaya kapatılarak sadece geçmişte oluşturulan evrakların görüntüleme olarak açık kalması ve 5 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Belgenet Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne, Ebis geçilmesi planlanmaktadır. Açıklamalarına yer verilerek 5 Temmuz'dan itibaren DS sisteminden EBİS sistemine geçiş yapılacağını bildirdi ve bu kapsamda uygulama esaslarını açıkladı. Elektronik Belge Yönetim Sistemi, (Ebis) uygulama esasları e birinci EBİS'ye geçilmesiyle birlikte, doküman yönetim sisteminde, DS, evrak oluşturma, Onaylama ve sayı alma işlemleri, üst yazı, olur ve başkaları, yapılamayacaktır. Bu nedenle, yönetici, öğretmen ve diğer personelin DES aktif iş listesinde bulunan tüm evrakları, büro kayıt, akış bitirme, okudum ve başkaları, 4 Temmuz 2024 tarihine kadar tamamlaması gerekmektedir. İkinci DİS'te belge niteliğine kavuşmuş evrakların ebisiye taşınma çalışmaları devam etmektedir. Taşıma işlemi tamamlandıktan sonra DİS'teki belgelere ebis üzerinden erişilebilecektir. Liste oluşturulmuş eski evraklara DS üzerinden sadece okuma modunda erişim sağlanabilecektir. 3. EBIS kurulum, kullanım ve yardım kılavuzları ile eğitim videolarına HTTPS, EBIS portal, Mem, Go. TR adresinden ulaşılabilecektir. 4. Ebisye MEBIS ortak ekranında, HTTPS, MEBIS, Mem, GO. TR, bulunan EBIS simgesi ile giriş yapılacaktır. 5. ebiside tarama servislerinin çalışması ve hızlı imza atılabilmesi için imza servisinin kurulması. 6. epte imzalar kullanılmaya devam edilecek olup amir, son imzacı ya da amir olarak vekalet alacak ebis kullanıcılarına mevcut imzalarının süresi dolması durumunda yeni imza temin edilecektir. Amir ya da amir vekaleti alacaklar dışındaki ebis kullanıcılarına yeni imza başvurusu yapılmayacak, süresi bitenler yenilenmeyecek ve başvuru yapanların talepleri onaylanmayacaktır. 7. kurum içinde gerçekleşecek vekaletin amir tarafından yapılması esas olup ayrıca EBİS yöneticileri tarafından da bu işlem yapılabilecektir. 8. Dijital Dönüşüm ve Tasarruf Tedbirleri kapsamında posta bilimleri dışında çıktı alınmayacaktır. 9. Oluşturulan belgelere konu kodları ve kaldırılacak klasörler eklenirken standart dosya planına göre doğru ve uygun olanların seçilmesine özen gösterilecektir. 10. Bilimlerimize fiziksel ortamda gelen belgelerin tarama ve kayıt işleminden sonra birim arşivinde standart dosya planı esas alınarak arşivlenecektir. 11. Ebisiye kayıt esnasında mümkün olduğunca belge ve ekinin taranarak sisteme alınması esastır. Taranamayacak belgeler ya da nesneler için, not ekle, kısmına not yazılacaktır. Söz konusu taranamayan belge ve nesneler de asıl belge ile birlikte arşivlenecektir. 12. taranarak sisteme kaydedilmiş fiziksel bir belgenin veya ekinin aslına ihtiyaç duyulması halinde birim arşivine müracaat edilecek olup arşivden belge isteme formu düzenlenerek teslim alınacak ve işlem bittiğinde arşive iade edilecektir. 13. belge oluş belge oluştururken bilgi veya gereği seçilirken birim hiyerarşisine göre işlem yapılacak olup silsile atlanmayacaktır. 15. belge oluştururken onay akışı düzenleme işlemi, birim hiyerarşisi göz önünde bulundurularak onay sırası aşağıdan yukarıya doğru seçilecektir. 16. ebisi de çok gizli, gizli ve başkaları ebisiden alınacaktır. 17. gerçek kişi ve tüzel kişi oluşturulurken önce kayıt olup olmadığı kontrol edilmeli, yoksa eklenmelidir. Mükerrer kayıt yapılmamalıdır. 18. ebisi de kullanıcıların profil kısmından iletişim bilgilerine girmeleri gerekmektedir. 19. Evrak havale yetkisi olan personelin, evrak ve eklerini dikkatle inceleyerek dağıtım yapması, ilgisi olmayan birim ya da personele evrak dağıtımı yapmaması gerekmektedir. Bu düzenlemeler, EBİS kullanımının etkisiyle,